Daha sevgili GBT dosyası izleyicileri, ben sunucunuz Ramazan Avcı. Şu anda İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden biri diye tabir edilen İstanbul Tarlabaşı'ndayız. Ve İstanbul Tarlabaşı'nın en tehlikeli alanlarından bir tanesindeyiz. Neden ben bu programı yapıyorum? Geçenlerde YouTube'da böyle kendini bilmez birkaç tane dengesiz baba parasıyla götlerinin arkasına cep telefonu koyan ya da baba parasıyla altlarında son model arabalarla gezen insanlar giriyorlar böyle mahallelere. Diyorlar ki bu mahalleler çok tehlikeli, bu mahallede yaşayan insanlar çok tehlikeli. Bu mahallede yaşayan insanları yamyam, namussuz, şerefsiz ya da keko gibi gösteriyorlar baba bizleri. Burada yaşayan insanları böyle gösteriyorlar. Ne diyorsun baba sen bu işe? Bazıları diyor Somali korsanları. Anasını satayım, ne oldu? Baba niye burası tehlikeli? Niye sana bizim gibi insanlara tehlikeli diyorlar? Baba onlar kendi kendine triplere giriyorlar. Öyle bir şey yok. Tehlike melike yok. Burası tehlikeli mi baba? Yok baba. Banlıyor 13'tir burası. Sen Banlıyor 13'ü biliyorsun. Banlıyor 13'ü filmin var baba. İşte ben orayı diyorum işte. Baba kimse yanlış yapmadıktan sonra böyle mahallelere görüyorlar. Kimsenin anasına başına laf atmadıktan sonra kim kime ne yapabilir değil mi? Aynen öyle. Esas varoşlardır yani, bir lokma ekmeğini paylaşan ondan sonra. Değil mi baba, bir lokma ekmeğini paylaşan, bir darda kaldığı zaman gelip kapısını çalacak. Dışarıda kaldığı zaman gelip kapısını çalacak. Parmağını yılanın ya da akrebin deliğine sokmasan sana sokar mı? Değil mi baba? Demek ki soksalar bizimkiler de sokar. Baba sen belli yani yüzünden hayatı yaşamışsın. Allah hayatta aşkına zorlukları görmüşsün. Sen çok güzel şiir ya da mani okursun. Bize bir şiir ya da mani oku baba. Baba. Sen Diyarbakır çocuğusun belli. Ramazan abimiz tektir. Nasıl gömleği baba? İpektir. Onu sevmeyen inek oğlu inektir. Eyvallah baba cansın. O zaman baba son olarak ne söylemek istersin? İstanbul Tarlabaşı sokaklarında. Benim dünyadaki tüm Rahmani insanlara selamlarım, saygılarım var. Bir de dualarım var. Eyvallah baba. Biz Rahmanilere. Biz seni gördük, sevdik baba. Yani böyle ne yapacak değil mi baba, ben buradan geziyorum, sen bana ne yapacaksın ya, niye yaparsın değil mi? Vallahi niye yanlış yaparsın? Ben seni gördüm hatta böyle hoşbeş oldum. Evet değil mi, hadi dedin cevap gidelim bir çay içelim. Şudur budur. Arkadaşlar buraları varoşlara çok yanlış tanıtıyorlar. Geliyorlar buradaki insanlara laf sokuyorlar. Kulağında küpelerle, renkli saçlarla, kısa şortlarla. Abi çok tehlikeli mahalle dedik. Tehlike yok dedik de. Çekme baba. Baba tehlikeli değil dedik, buralar var ya. Şansına öyle oldu ya. Şansına öyle. Normalde böyle şeyler hiç olmaz değil mi baba? Kesinlikle abi. Ya o beyaz saçlı adam var ya, o elinde sandalye olan. Onu ne kadar görsem kavga olur. Allah Allah. İnancın olsun. Tanıkalı raportajı kapatabilir. Baba şunu düşünüyorum, bence buralara tehlikeli demesinin nedeni buradaki suç oranı daha yüksek. Sence insan niye suç işler baba? Niye sen suç hiç suç işledin mi? Vallahi orası Allah'la benim aramda. Peki sırdı. Niye bir insan suç işler baba, keyfinden işlemez? Ya kimi cahillikten, kimi de yoksuzluktan. Evet. Yani olmadığı zaman ne yapacaksın, mecburi suç işleyeceksin. Bir de cahil olduğun zaman yine yapacaksın. Niye? Çünkü cahilsin, ne yaptığını bilmiyorsun. Baba kaç kardeşsiniz? 9 tane. 9 kardeş oluyor. 9 tane kardeş. Baba hangi birine bakacak değil mi? Aynen. Bir şekilde bir tanesini boş bırakmıyor. Baba ya da gidiyor çalışıyor. Çabalıyor, evde duramıyor. Ya da ana gidiyor çalışıyor. Her ikisi çalışıyor. 9 tane çocuğa bakmak kolay değil. Aynen öyledir baba. Valla baba köyde tarla ekin işleriyle uğraşıyor. Biz de burada ütümüzü sallıyoruz. Sağ ol baba. Ne yapak abi? Yapacak bir şey yok baba. Bu zamanda kendine mücadele etmen lazım. Ekmek aslanın artık midesine girmiş, aslan da kaybolmuş, ortada abi yok. Abi sen midesine, kuyruğuna girmiş ya. Ve kendisi de ortada yok değil mi? Helal sana. Aynen baba. Abi müsaadenizi istesem. Baba müsaade senin, o zaman GBT dosyası programına bir el salla baba. İstanbul Tarlabaşı'na gelirseniz kime ne diye soracaklar seni? Trafikler yok, onu da bilmiyorum. Ne desinler, bulurlar seni baba?
Lakabın ismin var mı yani? Neredesin de gelsin? Vallahi vardır tabii ki. Ne diyecekler baba? Seni ne diye bulacaklar? Batmanlı Yasin. Batmanlı Yasin dedi mi bulacaksınız abi? Aynen. Batmanlı Yasin gelin bir çay. Serhat Çay Ocağı'na gelin. Serhat Çay Ocağı'nın çok güzel Pazar çayı caddesine. Var. Pazar Caddesi'ne. Batmanlı arkadaşlar burada açta sevgiyle kanın Allah'a emanet olun. Suçtan uzak durun. Tarlabaşı öyle tehlikeli bir yer değil. Yeter ki götünüz başınız oynamasın. Aynen öyle abi. Açta sevgiyle kanın Allah'a emanet olun.